Ben Erdinç Amaç. Ben Yenge. Fotoğraf çekmek kolaya hoş geldiniz. Sevgili dostlar, bugün bayramın ikinci günü. Evet. Dün çalıştım, yarın da çalışacağım. Daha doğrusu bütün bayramı çalışacağım. Bir tek bugünüm vardı. Yengenin de ısrarıyla hadi Erdinç dedi. Gel dışarı çıkartayım ben seni dedi. Nereye geldik seçim? Valla Nakaştepe, İstanbul, Millet Bahçesi. Çok inanılmaz güzel bir yer. Her şeyden önce de hepinizin bayramı kutlu olsun. Efendim, bayramınızı kutlarız. Nice sağlıklı güzel günleri. Tabii. İnananlar kurbanlarını kestiler, dualar okundu. Etler inanıyorum ki gerçekten gitmesi gereken yerlere gitti. Sağa sola konu komşudan ziyade. İhtiyaç sahiplerine ulaştı ve sevaplar işlendi. Allah kabul etsin sevgili dostlar. Şimdi buraya gelmişken de sizi boş bırakmayayım dedim. Uzun süredir yapmak istediğim bir içeriği yaptım. Şimdi Sony lenslerde zoom lensler var biliyorsunuz. Ve iki tipi var Sony'nin. İki F28 G Master ile F4 G lensleri serisi var. Şimdi ben neden F4'ü tercih ettiğimi size ben çok kısaca anlatayım. Üç tane lens biliyorsunuz. O altın üçlü dediğimiz 16-35, 24-70 ve 70-200 lenslerin F28'leri yerine ben niçin F4'lerini tercih ettim? Önce 24-70'den başlayayım. Eskiden G Master ile G'ler arasında ciddi bir görüntü kalite farkı vardı. Bir kere bu yeni nesillerle, çünkü bunlar G2 diyeceğim, o keskinlik ve kalite farkı, görsel kalite, görüntü kalite farkı, optik kalite farkı tamamen yok oldu gibi bir şey. Yani çok pixel peeping dediğimiz, böyle piksel piksel incelemeye girerseniz ancak bu farkı görürsünüz ki artık o kadar da zaten köşelere bilmem nelere falan o kadar dikkat ediyorsanız zaten doğru dürüst fotoğraf çekmiyorsunuz demektir. Lütfen yanlış anlamayın beni. Dolayısıyla niçin 24'e 70 f2.8 değil de bu yeni çıkan 20 mm 70 mm f4'ü tercih ettim? Öncelikle f4 ile f2.8 arasında sadece bir stop fark var. Dolayısıyla bugünün modern kameralarında, özellikle full frame'lerde, ISO performansı o kadar üst düzey olan full frame'lerde ve stabilizasyonları son derece kuvvetli olan full frame'lerde, bu kameralarda o bir stop fark çok da önemli bir fark değil. Ama şimdi 24'e 70 ile 20'ye 70 arasında ciddi bir geniş açı farkı var ki özellikle vlogging, işte daha geniş açı yakalamak istediğiniz zaman size daha geniş bir aralık sunmasından birinci tercihim oldu. Onun haricinde bir kere daha hafif bir yapısı ve daha kompakt bir yapısı var 20'ye 70'in. Bütün o lenslerin zaten incelemelerini yapmıştım. İsterseniz oraya da başvurabilirsiniz ama 24'e 70 ile F2.8'e kıyasladığımız zaman da çok önemli bir fark daha var sevgili dostlar. Fiyat neredeyse yarı yarıya. Yani şimdi o kadar fiyat farkını F2.8 artık hak ediyor mu? Benim açımdan bu lens hak etmiyor. Gelelim 16-35 F4 ile 16-35 F2.8 arasında. Aynı şeyler geçerli çünkü bu 16-35 de F4 de F2.8'in sunmadığı bir avantajı sunuyor. O da power zoom. Özellikle biliyorsunuz 16-35 daha çok videoda kullanılan lenslerden bir tanesi. Ve power zoom mükemmel bir zoom geçişi sağlıyor size ki onu elle yapamazsınız ama power zoom'la kendi kendine yapıyor. O da çok güzel, büyük bir avantaj. Ve zaten keskinliği de 4-4'lük lenslerden bir tanesi. Sevgili dostlar, gelelim 70'e 200 F4 G2 OSS makro. Şimdi F4, F2.8'de makro özelliği yok ama F4'te bir de makro özelliği var. Bütün bu anlattıklarım üzerine bir de ben makro özelliğini yine neredeyse yarı fiyatına alıyorum. Dolayısıyla 3 lensin alışveriş toplamında size nereden bakarsanız bakın bir 3000 dolara yakın bir kar bırakıyor bu alışveriş tarzı, bu tercih. Bununla beraber de siz çok mükemmel bir prime lens alabilirsiniz. İki tane de F1.8 lens alırsınız. Yani güzel ilaveler yaparsınız. Niçin birden sadece F2.8'e para veresiniz? Halbuki hiçbir zaman F1.4 ile F2.8 arasında kıyaslama götürmez. Ama F2.8 ile F4 arasındaki bir stop o kadar da kendini belli ediyor diyemem doğrusunu isterseniz. Mesela onun haricinde ben ne yaptım o artan parayla, oraya yatırmadığım parayla? Biliyorsunuz 35 mm F1.4 G Master'ını aldım.
Gittim 50 milimetre F1.8'ini aldım. Ondan sonra da en sonda Samyang'ın 135 milimetre F1.8'ini aldım ki hala da cebimde para kaldı sevgili dostlar. Dolayısıyla F4'ü tercih etmemdeki sebepler benim kısaca bunlardı. Zaten keskinlik, görüntü kalitesi, renk algısı, zoomların parafokal olması ve çok daha taşınabilir olması benim her açıdan tercihlerimden bir tanesi oldu. Bu konuda yengeniz tabii çok anlamıştı söylediklerimi ama. Ben her zamanki gibi yanında destek oturuyorum. Hava güzel, dolaşıyorum. Hava güzel. Yengeniz de artık biliyorsunuz bu kanalın olmazsa olmaz sivalarından bir tanesi olduğu için. Yengeniz olduğu zaman benim de enerjim bir başka türlü geri geliyor. Ve çok daha keyifli içerikler sunma imkanı sağlıyor. Sevgili dostlar, bu konuyla ilgili bana danışmak istediğiniz, sormak istediğiniz herhangi bir soru varsa lütfen çekinmeyin. Yorum yazmaktan imtina etmeyin. Beğenme butonunu lütfen ıskalamayın. Beğendiyseniz tabii ki. Eğer hala abone değilseniz de lütfen abone olun. Bu aileyi hep beraber büyütelim. Şimdilik bayramınız kutlu olsun sevgili dostlar. Sağlık ile kalın. Keyif ile kalın. Huzur içinde kalın. Hoşça kalın. Ben Erdinç Amaç. Ben de yenge. Tekrar bayramınız kutlu olsun. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar.